Ülkeye 2001 yılında girdim. 2006 yılında Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldum. Ülkeyi kazandığımı öğrenmek benim için heyecan vericiydi. Çünkü ortaokulda kafaya koymuştum ülkede okumayı. Ortaokul hayalim, ortaokuldan sonraki çalışmam, lise dönemim hep buna yönelik oldu. Çünkü birkaç şey şimdi için tuhaf gelebilecek fakat benim için de hala aynı duygularla andığım birkaç şey ülkeye girmeme sebep oldu. Bunlardan birisi nedense ta o zaman belki çocukluk çağlarında mülkiyeli olmanın halkla birlikte olmak, halka hizmet etmek, halk yolunda olmak gibi bir anlamı olduğuydu. Sonradan bunun nasıl gerçek olduğunu öğrendim. Mülkiyenin her zaman kamunun yanında kamunun yararına, mülkiyenin her zaman hukukun yanında hukukun yararına durmayı öğrettiğini öğrendim. Tabii ortaokuldaki fikirlerimde büyük isimler vardı. O zaman adını duyduğum şairler vardı, devrimciler vardı. Bu halka hizmet etmiş insanlar vardı. Bu halkla birlikte olmuş insanlar vardı. İsimleri bugün Ülkeler Birliği'nin duvarlarında olan Öğrenci Derneği kurucuları vardı. Türkiye Devrimci Hareketi'nin önderlerinin isimleri vardı. Ve mülkiye bu duygularla girdim 2001 yılında. Ve okuduğum 5 yıl boyunca da bu duygularla mülkiyede kaldım. Beni ülkeye girdiğimde en çok şaşırtan şey aslında bir üniversitenin ne demek olduğunu görmek oldu. Çünkü üniversite bir lise öğrencisini bir müfredatın içinden gelmiş bir tür tekliflenmenin içine doğmuş bir lise öğrencisini o tekliflenmeden çıkarmak demekti. Dolayısıyla üniversitenin kendisi şaşırtmak demekti. Biz ülkede üniversitenin böyle bir şey olduğunu öğrendik. Girdiğimiz ilk derste şaşırmaya başladık. Bildiğimiz her şeyi yeniden düşünmeye başladık. Dolayısıyla mülkiyenin kendisi şaşırtıcıydı. Mülkiyede okumanın kendisi şaşırtıcı bir olay olmak zorundaydı. Ve 5 yıl boyunca da neredeyse hep şaşırarak geçirdik. Tartışmalar sadece derslerle sınırlı olmadı. Sadece hocalar ve öğrenciler arasında geçen tartışmalar olmadı. Doğrudan doğruya öğrencilerin kurduğu topluluklar, öğrenci derneği aracılığıyla gerçekleştirilen öğrenme süreçleri en az fakülte eğitiminin verdiği öğrenme süreci kadar etkili, belki ondan daha önemli ve etkili olur. Dolayısıyla mülkiye öğretim üyesiyle, öğrencisiyle ve her zaman da Mülkeler Birliği katkısıyla, yani mezunlarıyla bir bütün olarak önce bu okula giren öğrencinin, mülkiyeli adayının ardından da bu mülkiyeli adayının artık mülkiyeli olduktan sonra, mezun olduktan sonra hem fakülteyle kurduğu ilişki hem memleketiyle kurduğu ilişki bakımından Türkiye'ye katkısı büyük olan, öğrenciye katkısı büyük olan bir okuldur ve bunda her zaman o ortaokulda benim beslediğim duyguların halkın yanında olmanın, kamunun yanında olmanın, eşitlik ve özgürlük yolunda yürüme cesareti gösterebilmenin bir tür hala kalan fikri mabedi olarak varlığını sürdürmesidir. Mülkiye, fakültemiz, mektebimiz ve Mülkiyeliler Birliği bizim örgütümüz olarak bu değerleri sürdürecek, geleceğe taşıyacak ve bu ülkenin geleceğini kurmakta rol oynayacaktır.